hobinin yeni barakası. Bugün Sodar Adası'nda ıslak ve rüzgarlı bir gündü. Lokomotifler çok yoğun çalışıyorlardı. Henry yükü çekiyordu. Gordon da ekspresi çekiyordu. Ve Thomas vagonları Earlsdale bitimine götürüyordu. Oraya ulaştığında Thomas birçok kuşu cıvıldarken gördü. Thomas şarkılarının güzel olduğunu düşündü. Sonra Toby'yi barakasından çıkarken gördü. Günaydın Thomas, dedi Toby. Thomas şaşırmıştı. Toby sırılsıklamdı. Toby uzaklaşırken çanını çaldı. Thomas, Toby'nin barakasının çatısına baktı. Deliklerle doluydu. Toby uyurken yağmur üstüne yağmış olmalı diye endişelendi Thomas. Thomas, şişman kontrolöre Toby'nin çatısından bahsetmeye karar verdi. Bu olamaz, dedi şişman kontrolör. Toby'ye hemen yepyeni bir çatı verilmeli. Lütfen efendim, diye dütledi Thomas. Ben ihtiyacınız olan her şeyi toplayabilirim. Teşekkür ederim Thomas, dedi şişman kontrolör. Sonra Toby, Henrietta ile birkaç yolcu almak için içeri girdi. Yepyeni bir çatın olacak Toby, diye dütledi Thomas. Ben ihtiyacımız olan her şeyi toplamakla görevliyim. Toby endişeyle baktı fakat bütün yolcuları binmişti ve artık gitmesi gerekiyordu. Acaba Toby neden hiç heyecanlanmadı diye merak etti Thomas. Önce Thomas'ın çalışanları toplaması gerekiyordu. Toby'nin barakasındaki kuşlar hala cıvıldıyorlardı. Çalışanlar eski çatıyı aşağı indirmeye başladı. Thomas kavşakta Percy ile karşılaştı. Percy çok heyecanlıydı. Bak çiftçi bey Colin tarlasına ne götürüyorum, diye bipledi Percy. Güvercinleri için yeni bir ev. İyi, ben de Toby'nin barınağına yeni bir çatı yapmaya yardım ediyorum, diye dütledi Thomas. Bu çok heyecan verici, diye bipledi Percy. Toby çok mutlu olmalı. Ona söylediğimde pek sevinmiş gibi görünmedi, diye pufladı Thomas. Belki de eski çatısını seviyordur, diye çufladı Percy. Neyse, ben Toby'ye yeni çatısının gelmiş geçmiş en iyi çatı olacağını göstereceğim, dedi Thomas. Daha sonra Thomas, Toby'nin yeni çatısı için kereste aldı. Onu Toby'ye gösterdi. Şu güzel yeni keresteye bak Toby, diye dütledi Thomas. Toby endişeli göründü. Ben Earlsdale bitimine gidiyorum, diye haykırdı Thomas. Böylece çalışanlar hemen başlayabilir. Toby bir şey söylemek istedi ama o söyleyemeden Thomas düdük çaldı. Tamamen bittiğinde eminim sen de seveceksin. Sonra Thomas çufladı. Neredeyse hiç vakit kaybetmeden Toby'nin çatısı bitmişti. Thomas sevimli göründüğünü düşündü. Şimdi Sodor'un en gösterişli barakasına sahipsin Toby, diye düdük çaldı Thomas gururla. Ama Toby her zamankinden daha üzgün görünüyordu. Sorun ne Toby, diye pufladı Thomas. Toby iç çekti. Bu eski çatından çok daha iyi ve hiç de deliği yok, diye ekledi Thomas. Ama ben eski çatımı delikleriyle seviyordum, diye üzüntüyle haykırdı Toby. Küçük kuşlar yuvalarını yapmak için içeri giriyorlardı. Benim barakam onların da eviydi. Thomas şaşırmıştı. Toby'nin yavaşça ve üzüntüyle barakasına doğru çuflayışını seyretti.
Thomas yavaşça puflayarak ilerledi. Kendini hiç bu kadar kötü hissetmemişti. Tam o sırada Thomas, Percy'nin çiftçi McCall'ün güvercinleri için getirdiği evi gördü. Bu Thomas'a bir fikir vermişti. Thomas kereste alanına doğru gitti. Toby'nin eski çatısı olan kerestenin hala durduğunu görebiliyordu. Çalışanlardan eski keresteden yeni bir kuş yuvası yapmalarını istedi. Sonra bütün kuşların yeni bir evi olacak diye pufladı Thomas. Çok geçmeden yeni kuş yuvası bitmişti. Thomas heyecanla Toby'nin barakasına doğru çufladı. Çalışanlar kuş yuvasını yerleştirdiler. Kuşlar hemen içinde cıvıldamak için geldiler. Toby onları dinledi. Çok mutluydu. Arkadaşları geri dönmüştü. Şimdi eskisinden daha çok cıvıldayan kuş vardı. Şimdi ayrıca Toby yeni barakasında kuru olacaktı. Teşekkür ederim Thomas diye çufladı Toby. Çok mutluyum. Ve Thomas da çok mutluydu.